Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte üniversite sınavlarında da mutlaka sorunun geldiği makale, sohbet ve fıkra konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Çok kolay çok temel bir konu. Hiç endişelenmenize gerek yok. Önce makalenin tanımına, türlerine, genel özelliklerine bakacağız. Sonrasında sohbeti ve fıkrayı öğreneceğiz. Ardından da mükemmel bir şekilde sorularımızı çözüp inşallah bu konuyu da cebimize atacağız. Gelecek sene üniversite sınavında da mutlaka bu üçünden bir tanesi seçeneklerde ya da soru olarak karşımıza AYT'de gelecek arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar makaleyle başlayalım. Makale deyince esasında şöyle zihninizde ciddi duran bak böyle ciddi sinirli gibi duran hatta biraz da gözlükleri olan böyle tamam mı? Bir ciddi bir adam canlansın. Neden? Çünkü bilimsel ve toplumsal konularda siyaset, ekonomi, sanat, spor ve benzer alanlarda yazılan açıklayıcı burada acıklayıcı gibi olmuş açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazana makale deniyor. Yani makale esasında bilimsel diyebiliriz ve gazete veya dergisi diyebiliriz. Didaktik bir tür. Yani öğüt veriyor. Düşünce yazısı bir tezi esas alıyor. Mutlaka kanıtlanıyor. Yani makalede bence ben böyle düşünüyorum gibi ifadelere yer verilmiyor. Neden? Çünkü makalede söylenenlerin ispatlanması lazım. Bence sen kimsin ya? Bence diyemezsin. Öyle olduğu düşünülüyor. Öyle olduğu araştırmalara göre sonuçlanmış gibi ifadeler kullanman lazım. Nesnel bir anlatım var. Kanıtlanabilir yani. Terimler var ve yoruma açık kapalı anlatımdan kaçınılıyor. Hatırlarsanız şiirlerde kapalı anlatım vardı. Yani her okuyanın farklı anlamlar çıkarabileceği anlatımlar vardı. Ama makalede öyle bir şey yok. Şimdi bilimsel makale artık ciddiyetin dibi. Yani profesör, doçent olmak için yazılan makaleler. Gazete makalesi ise yine ciddi, yine nesnel ama bilimsel kadar değil yani. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Bilimsel makalenin genel özellikleri. Bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Edebiyat, tıp, ekonomi, sosyoloji, felsefe gibi bilim dalları ile ilgili konular içeriyor. Bilimsel bir tezi savunma amacı var. Uzmanlar yazıyor. Araştırma verileriyle destekleniyor. Nesnel, özetleme ve alıntılama yapılabilir. Yani başka sen bazı şeyler alınabilir. Kanıtlanabilir. Bak hep aynı şey anlatıyorum dikkat etseniz. Söz oynanan ve kapalı ifadelere yer verilmez. E zaten nesnel dediniz hocam. Onu bir de böyle anlatıyorum yani. Kelimeler genellikle temel anlamlarında kullanılır. E hocam zaten kanıtlanabilir dediniz. Nesnel dediniz. Aynı şey yani. Zaten şunu mutlaka biliyorsunuzdur. Şimdi hani öznel vardı hatırlarsanız. Neydi? Öznel yorum içeriyordu. Öznel mecazi ifadeler içeriyordu. Öznel düşsel ifadeler içeriyordu. Öznel soyut ifadeler oluyordu. Bunların hepsi esas aynı yolun yolcusu. Ve aynı zamanda eğer bir cümle nesnelse tamam mı? Yorumsuzdur bak. Yorum yok. Yorum yoktur nesnel cümlelerde. Mecaz değil gerçek anlamıyla kullanılır ifadeler. Düşsel değil gerçek ögelere yer verilir. Soyut değil somut ifadeler kullanılır. Yani örnek görüyorum. Bu kalemin kırmızı olması somuttur nesneldir, ispatlanabilir. Bu kalem sarı olması ispatlanabilir. Yani sarı olmadığını ispatlarsın en azından. Ama bu kalemin güzel olması bu kalem bence güzel. E, özel bir şeydir, yoruma dayalıdır. Mecazdır. Düşseldir. Soyuttur bunun güzelliği. Sana göre soyut, güzeldir, bana göre değildir mesela. Ama bu kalem sana göre kırmızı, bana göre yeşil olamaz ki. Bu kalemin bir rengi var. Hepimiz buna kırmızı diyoruz. Ben eğer yeşil diye ısrar ediyorsam bunun yanlışlığı ispatlanabilir, nesneldir. Dolayısıyla bunların hepsi aynı yolun yolcusudur arkadaşlar. Bunu iyi bilin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Dolayısıyla hatta burada şunu da eklemek istiyorum. Nesnel cümlelerde açık bir anlatım vardır. Açıklayıcı anlatım vardır. Açıklama vardır. Öznel cümlelerde ise kapalı bir anlatım vardır. Her okyanın farklı anlamlar çıkabileceği. Yani çok güzel bir kalem dediğimde acaba yazısı mı güzel diyor? Acaba rengi mi güzel diyor? Acaba neyi güzel diyor anlamazsın. Anlaşıldı mı? Bu kişiden kişiye değişen bir şeydir. Yani kapalıdır. Ama açık anlatımlarda açıklayıcı net bir şekilde örnekler verilir. Şimdi o zaman bu bilimsel makalelerde açıklayıcı anlatım olacağını bileceğiz. Tanımlamalar yani bu nedir sorusuna cevaplar, örneklendirmeler, karşılaştırmalar, sayısal verilerden yararlanma, tanık göstermek, sözlerin aktarılması gibi şeyler yani düşünce geliştirme yolları vardır. Burada kaynakça gösteriliyor tabii ki alıntıların kaynağı gösteriliyor. Eğer sen alıntılarının kaynağını göstermezsen bir yerden bir şey alıp da onu koyup bırakırsan bu intihale yani hırsızlığa girer. Dolayısıyla makalen e, bir şekilde e, zarar görür hatta iptal edilir. Şimdi... Bilimsel makalenin bölümlerinde birincisi başlık bölümü var. Burada ilk bölüm tabii ki bu. Başlık düzenlenirken dikkatli olması lazım. Eğer yanlış bir başlık olursa hedef kitleye ulaşmaz. Özet, metnin bütününde anlatanların ana ile ifade edildiği bölümdür. Yani bütününde anlatanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür yazsak yeterli. Neden yapıldığı, bulgular, araştırma sonuçları, anahtar kelimeler bu bölümde veriliyor. Girişte temel bilgiler sunuluyor arkadaşlar ve önceki çalışmalar hatırlatılıyor. İşte bu Mesela diyelim ki örnek veriyorum Karadeniz'deki yağmurlar hakkında bir makale yazıyorsun. Bununla alakalı yapılan araştırmaları da bir daha söylüyorsun. Yöntem olarak tabii ki hangi yöntemi kullandın? Araştırmanda nelerden faydalandın? Yazarın neyi nasıl ne için kullandığını açıkladığı bu bölüm çok önemli. Sonra bulgular var. Yapılan araştırma sonrası ulaşılan bulguları gösteriyorsun. Bak gördüğünüz gibi son derece sıkıcı bilimsel makale yani. Sonrasında bu bulguların araştırmanın sonuçlarıyla amaçlarıyla ilişkileri kuruluyor ve e, aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmayla ulaşılan sonuçların günlük hayattaki olası etkileri değerlendiriliyor. Yani tartışmaya başlıyorsun biraz. Ama yine nesnel bir şekilde. Kaynakça da ise makalenin sonunda yararlanılan kaynaklar liste haline gösteriliyor. Bu altını çizim kısımları yazmanız yeterli eğer sınavınızda bilimsel makalenin bölümleri sorulursa. Şimdi mesela burada edebi metin ve özellikleri anlatılmış. Doktor Şerif Aktaş tarafından. Bir şekilde bakın mutlaka kimin eserinden faydalandığını, neyi aldığını net bir şekilde göstermiş. Mesela sanat ve tekniğin yaratısı olan bir varlıktır insan demiş. Burada da takı yetti Mengüşoğlu insan felsefesi işte İstanbul 1988 diye tek tek sayfasını her şeyini söylemiş. Gelelim gazete makalesine. Burada biraz daha rahatız. Şimdi hemen hemen her konu işleyebiliyorsun toplum ilgilendiren. Özgün bir üslubu var. Değerlendirme görüşe öneriler aktarılabiliyor. Ama yine görüşler kanıtlarla destekleniyor. Yani atamazsın öyle kafadan. Çünkü hani gazetelerde böyle politik konularda bazı yazarlar rahat rahat sallıyor ya veyahut da söylüyor ya. Bunların Makale olmadığını bileceksiniz. Onlar fıkra, onlar güncel yazı yani. Anlaşıldı mı? Görüşler mantıksal tutarlılıkla bir araya getiriliyor. Yine açıklama tartışma var. yine tanımlama örnekleme karşılaştırma benzetme var. Deyim atasözü özdeyiş kullanılabiliyor ve gazete makalelerinde özet, giriş, yöntem, bulgu, sonuç ve tartışma kaynakça bölümleri yok. Gazete makalesi kimler neye aldığını göstermek zorunda değil. Daha sonra bir araya getirilerek kitap halinde de bunlar yayınlanabiliyor. Gazete makalesinin bölümlerine bakarsak gördüğünüz gibi giriş, gelişme ve sonuç var. Makalenin en kısa bölümü konu veriliyor yani. Temel tez ortaya konuyor. Gelişme makalenin en uzun bölümü. Makalenin yazalım şöyle karışmasın. Ee, getir, e, ilk başta dile getirdiğin konuyu açıklanıyorsun. Konu açıklanıyor. İşte tez savunuluyor. Antitezler çürütülüyor. Tezin doğruluğuna kanıtlar gösteriliyor. Sonuç bölümü ise özetleme bölümü. Konu üzerinde söyleyenler bu bölümde derlenip toparlanıyor yani. Derlenip toparlanıyor anlatanlar. İntihal neydi arkadaşlar? İntihal hırsızlıktı. Başkalarına ait düşüncelerin, sözlerin, yapıtların, tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanmaya intihal yani aşırma denen aşırıyor musun derler ya. ...intihal kişiye hukuki sorumlulukta yüklüyor. Mesela burada küresel çevre kirlenmesiyle alakalı yani toplumu ilgilendiren bir konuyla alakalı içerisinde az önce söylediğimiz bölümlerin olmadığı yani hani hatırlarsanız e, bilimsel makalede özet vardı giriş vardı, yöntem vardı, bulgular vardı, sonuç ve tartışma ve kaynakça vardı. Ama gazete makalesi yoktu. Gazete makalesi ne vardı? Sadece giriş gelişme sonuç vardı. İşte burada da giriş, gelişme ve sonucun olduğu bir ee, gazete makalesi görüyoruz. Edebiyatımıza makaleye baktığımızda batıdan gelmiş ve ilk olarak tanzimat döneminde ilk makale Şinasi'nin tercüman Ahval Gazetesi'nin açıklamasını, takdimini yaptığı, sunuşunu yaptığı mukaddemesi. Yani tercüman Ahval Mukaddemesi Şinasi tarafından yazılan edebiyatımızdaki ilk makale. Yani gazete çıkıyor. Adam ilk özel gazete çıkıyor. Onu takdim ediyor. Yine Hüseyin Cahit Yalçı'nın Fransızcadan çevirdiği Sertifünün dergisinin kapanmasına da yol açan edebiyat hukuk makalesi. Yine Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde Selanik'te 1911'de yayınladığı Yeni Lisan adlı makale. Yeni bir dili başlatıyor. Bunlar edebiyatımızdaki üç büyük makale. Bu yanına yıldız koyduklarımı hem üniversite sınavlarında hem de yazılı sınavlarınızda sorarlar arkadaşlar bunu bilin. Yine edebiyatımızda Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, bilhassa Cemil Meriç makale türünde eser veren sanatçılar arasında. Gelelim sohbeti fıkraya. Fıkra vallahi durum bu. Lütfen inanın bir şeyler yapın diyen bir şey. Yani fıkra gazetelerdeki güncel yazı. Bu arada fıkra deyince aklınıza işte Nasrettin Hoca fıkrası gelmesin. Yani fıkra gazete yazarı güncel bir konuda vallahi durum bu lütfen inanın bir şeyler yapın diyor. Sohbette ise bu farklı. Sohbette durum bu. İster inan ister inan ama keyfin bilir tarzında sohbet ediyor. Yani fıkra yazarı gazetelerdeki hatta fıkranın diğer adını şöyle söyleyeyim kafanız karışmasın. Aklınıza hep Nasrettin Hoca fıkrası gelebilir. Köşe yazısı yazarı fıkra yazarı lütfen inanın bir şeyler yapın. Bu ülke böyle gitmez. İşte bu eğitim sistemi böyle gitmez. Veyahut da bu bu olaylar böyle olmamalı şeklinde bir yönlendirme yapar. Sohbette ise yani ben düşüncem bu. İster iner ama şeklinde. Dolayısıyla fıkra yazarı biraz daha fikir değiştirmek istiyor. Şimdi sohbetle başlayalım. Yani biraz daha fikir değiştirmeyenle başlıyoruz. Gazete ve dergilerde yayınlanan güncel olayların, kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden... Bak fazla derine inmiyor. İşlem dili okuyucuyla karşılıklı konuşmaması neşelendi yazı türü. Kişisel düşünceler var. Kanıtlama gereği yok. mizahi fıkralar, atasözleri, deyimler var. Anekdotlar var, şiirler var. Karşılıklı konuşmaması var ve ben böyle düşünüyorum siz ne dersiniz diyor yani. Ha, çok da kasmıyor. Ee, Cumhuriyet öncesi sohbet türüne baktığımızda yine Batı Edebiyat'tan gelmiş, gazete gelişmiş ve Ahmet Mithat Efendi'nin bu türde yazıları var. Sert döneminde de Ahmet Rasim, tabii Sert döneminin bağımsız sanatçılarından ilk yetkin örneklerini veriyor. Burada Ahmet Rasim'i bilin arkadaşlar, burası önemli. Cumhuriyet döneminde sohbet türüne baktığımızda yine yalın bir dil ve anlatım var. Tabii ki Anadolu insanının sesleme var. İnsana ve yaşama dair her şeyi de görüyoruz. Şevket Radon'un Eşref Saati, Nurullah Ataç'ın söyleşileri, Suud Kemal Yetkin'in edebiyat konuşmaları, Ahmet Kemal Kabaklı'nın sohbetleri önemli. Burada şu üçüne yıldız koyuyorum. Bunları üniversite sorabilirler. Şimdi karşılıklı konuşmaması varsa, soru cevap üslubu varsa, sizce size sizi gibi ifadeleri görüyorsanız bu net bir şekilde sohbettir arkadaşlar. Gülersiniz, gülmeniz, siz başladığınız, görürseniz, hevesiniz, karşılıklı konuşmamasında ve sizli ifadeleri gördüğümüzde sohbet ediyoruz. Gelelim fıkraya. Zaten burada bir karikatür koyduk. Baştan söyleyeyim konunun benimle alakası yok diye Nasreddin Hoca. Yani o fıkra bu fıkra değil. Bizim öğreneceğimiz fıkra gazetelerdeki güncel konularda yazılan köşe yazısı. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi devam edelim. Öncelikle gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, sanat, spor, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi bir üslupla ortaya konulduğu yazı türü. Kişisel görüşler var. Makale gibi kanıt zorunlu değil. Kısa ve özlü anlatım var. Güncel konular var. Okur kitlesini etkileme ve yönlendirme amacı var. Sohbette bu yoktu. Ben böyle düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünseniz ne iyi olur diyor. Diğeri ise ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünürseniz düşünün gibiydi sanki. Sohbetle fıkrayı karşılaştırdığımızda burada makale planı var. Burada da makale planı var. Burada kanıtlama çabası yok. Burada da kanıtlama çabası zorunluluğu yok. Burada okuru yönlendirme amacı da yok. Tam sohbet ediyor yani. Burada ise okuru etkileme ve yönlendirme amacı var. İkisinde de konuşamasını, serbest anlatımı görebiliriz. O zaman en büyük farkı şu yıldız koyduğum yer olduğunu unutmayın arkadaşlar. Cumhuriyet öncesinde fıkra türüne baktığımızda yine tabii ki Tanzimat döneminde Batı gelecek. Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Üst fıkra örnekleri yazacak. Son dönemlerdeki, sonraki dönemlerde fıkra yazan Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay da önemli fıkra yazarları. Ahmet Rasim'in Eşkali Zamanı, Muharrir Buyası, Refik Halit Karay'ın Ay Peşindeleri önemli. Burada Ahmet Rasim yanına yıldız koyuyorum sadece. Cumhuriyet döneminde fıkra türüne baktığımızda tabii gazete ve dergiler çoğalıyor. Fıkra türündeki yazılar artıyor güncel siyasi ve sosyal konularda Peyami Safa, Yakup Kadri, Fahri Rıfkı, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya Ortaç birçok önemli yazarımız eserler veriyor. Yusuf Ziya Ortaç'ın Beşik ve Ocak adlı fıkraları önemli. Şimdi burada fıkranın taktiğine baktığımızda güncel konu veya sorun olacak. Kendi görüşünü okura açılamaya çalışacak yazar. Mesela Bekir Coşkun Hürriyet Gazetesi'nde bir şekilde bir konuyu bizlere aşılamaya çalışmış. Evet arkadaşlar konumuzu bitirdik. Şimdi benim size tavsiyem edebiyatı kitabınız varsa oradan yine bu konu alakalı sorular çözebilirsiniz. Hocam konu anlatımı kitap istiyoruz diyorsanız da bizler gelecek sene üniversite sınavında da kullanabileceğiniz 19 günde AYT Edebiyat Kampı yapıyoruz. 19 günde AYT Edebiyat Kampımızın kitabı da var. Yani videolarını izlediğiniz ders notlarını almak istediğiniz çıktı alıp öğretici bir şekilde yanınıza taşımak istediğiniz şeyleri biz Burada kitap haline getirdik. Mesela öğretim metinlerde az önce gördüğünüz sayfaların her birini işte edebi makale, bilimsel makale bunların her birini burada tek tek anlattık. Fıkrayı, söyleşiyi ve örneklerini verdik. Bunun aynı zamanda bizim videomuzda da bağlantısı var. Kampüs kanalımızdaki 19 günlük edebiyat kampıyla de bağlantısı var. Burada tüm edebiyat var. Yani sadece 11. sınıf değil 9, 10, 11 ve 12. sınav edebiyatta var. Bunu gelecek üniversite sınavında da hazırlanırken kullanabilirsiniz. Bence masa başınıza bulunması lazım. Yanınızda gezdirebilirsiniz. Bütün yazarlar, bütün eserler, bütün özetler ve sınavda çıkabilecek şeylerin çıkmış ifadelerin yanına da ÖSYM'nin logosunu koyduk ki tam anlamıyla takip edin diye. Mesela diyelim ki halk edebiyatını öğreneceksiniz. Bu video zaten şu anda YouTube'da izleyebiliyorsunuz. Bu sayfalar birebir YouTube'daki sayfayla aynı. Aynı bizim işlediğimiz videodaki gibi. Ve ÖSYM nasıl sorduğunu da sizlere gösteriyor. Çok güzel, çok uygun, harika bir kitap. Buradan da faydalanmanızı öneririm. Eğer gelecek senede üniversite sınavında edebiyatta full yapmak istiyorsanız ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.